Markaj'a hoş geldiniz. Bizim lokalde Beşiktaş'ın kendi evinde 3-1 mağlup Online spor maçının ardından her zaman olduğu gibi Ergin Aslan'la beraberiz. Abi hoş geldin. Merhaba Mert Hoş bulduk. Aslında e, bizim için bu sezon hiç değişen bir şey yok. E, i̇stikrarlı. İstikrarlı. <laughs> hep aynı şeyleri söylemekten ben çok sıkıldım. Durmadan <laughs> aynı şeyleri söylüyoruz. Beşiktaş kendi evinde 3-1 kaybetti Spor'a. ve Rıza Hocanın da bir açıklamaları oldu. Aslında bence e, çok da doğru açıklamalar değil oyuncuları bu kadar böyle ateş atarak. Sen neler söylemek istesense bir istiyorsan böyle bir başlayalım sonra ...zaten devam edeceğiz. Evet, Birbirine benzer maçlar, birbirine benzer skorlar... ...bu sezon bilmem kaçıncı kez yaşanıyor zaten. Evet. Ben de şaşırdığım bir nokta yok. Tam öngördüğüm gibi. Mevcut düzende ve mevcut kadroda olması gerektiği gibi gidiyor aslında. Hatırlarsan seninle program yaptığımızda... ...Şenol Hoca deyince daha karar verilmemişti. Hoca fark etmez bu kadroya dedik. Burak Hoca geldi, evet. aynısı oldu. Rıza Hoca geldiğinde neler olabileceğini zaten konuştuk seninle. Çok öğüteceğini zaten kadronu kadronun. Yani benim için çok büyük bir sürpriz yok... Hocanın da muhtemelen haftaya son maçı olacak Rıza Hocanın da zaten Hatay Spor. O da olursa yani belki de bu hafta içi bir karar verilir. Hatay Spor maçı son maçı olacak. Ondan sonra zaten Rıza Çalınbay serüveni de bitecek Beşiktaş'ta. Türk futbolunda en büyük rahatlık aslında yönetenler için çok büyük bir rahatlık var Türk futbolunda. Kimseye bir şey olmuyor yani. Hadi bana eyvallah deyip gidiyorsun. Takımı bile çekebiliyorsun abi sağdan rastgele. Tabii o, o da var. Yani şimdi şöyle 3-4 kişi üzerinden konuştuk bu takım kurulurken yaz boyunca. Aralarındaki sıkıntılardan, inatlaşmalardan, hırslardan. Başta başkan, yöneticiler, sportif direktör, teknik direktör olmak üzere. E şimdi hiçbir tanesi yok mesela ortada değil mi? Evlerinde bugün ya maçı izlediler ya izlemediler bilmiyorum. Muhtemelen izlememişler. Yani izlemeyenleri de vardır. Ne olacak şimdi bu? Ne, nedir bu durum şimdi? Şimdi mali kongre, idari kongre oldu. Çatır çatır ibralar edildi. Evet. Bu dönem daha oylanmadı yani bu dönemin oylaması sonra yapılacak ama o da hikaye yani öyle bir furya esiyor Mert. İbra ettiniz mi? Biz etme. Ya kardeşim. Ya o ibraları kim ciddiyor zaten? hikaye ne biliyor musun? El kaldırmak. Yalan etiket. Sosyal medyada paylaşmak için. Ya arkadaş ibra etmedin de bu ibra etmemenin bir karşılığı divan kuruluna dilekçe verirsen bunun bir anlamı var. Verdin midir? Verdiniz mi dilekçe? Yok. Evet. Hadi verdin diyelim. Hadi verdin diyelim. Ne oluyor? Kime ne olmuş ki Türk Futbol Kulübü'nde, spor kulüplerinde? Kime ne olmuş ki onlara Tabii. dost? Mesele vicdani ibra aslında. Yani hiçbir şey olmamış gibi gidiyor bu işi yapanlar. Geriye kalan gelen teknik direktör küfür yiyip gidiyor. Gelen başkan küfür yiyip gidiyor. Gelen bilmem ne küfür yiyip gidiyor. Hiç kimseye de bir şey olmuyor maalesef. O yüzden başkan olmak isteyen, yönetici olmak isteyen, futbolu yönetmek isteyenler varsa... ...niyetlensinler yani. Hiç sıcak paraları varsa yatırım gibi düşünsün. Yani 100 bin dolar koyuyorsun ya. Mesela bir sene sonra giderken alıyorsun zaten. Bir evet. milyon dolar koyuyorsun. Yatırım gibi düşün. Yani dolar çürümez kokmaz zaten. Yani dolara zam geliyor sürekli. Yatırım tavsiyesidir bu. Kulüp başkanı, yöneticisi falan olun. Sıcak paranızı koyun giderken alıyorsunuz zaten. Evet, Zarar süperlikte. etmezsiniz yani. Zarar etmezsiniz. Ee, neyse yani gelip dolaşıp geldiğimiz noktanın hepsi yaz transfer dönemi. Hepsi. Mahvettiler takımı, yerle bir ettiler Beşiktaş'ı. Beşiktaş tarihinin gördüğü en kötü yönetimdi. Bak Beşiktaş tarihinin gördüğü en kötü yönetimdi. Geçici 15-20 günlük süreçliğine Yalçın Karadeniz gelmişti Beşiktaş'ta, ee, Yıldırım Demirören bırakıp Federasyona gittiğinde, o dönemde bile Beşiktaş bu kadar kötü yönetilmedi. 15-20 günlük süreçte bile bu kadar evet, kötü yönetilmedi. Beşiktaş tarihine böyle geçti maalesef bir önceki yönetim. E, maalesef değil, hak ederek böyle geçtiler ya. Bunu hak ettiler çünkü yani. Geldiğimiz noktada da çok çare çok çözüm görünmüyor. Mert, Rıza. Hoca konusu da şöyle. Şimdi geçen hafta da sana dedim. Valeriyen İsmail mi, Şenol Güneş mi, Burak Yılmaz mı, Rıza Çalınbay mı? Yani bu eksende biz bir değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla orada isyanımız, orada kızdığımız şey aslında... Mevcut şartlardaki seçenekler arasında. Seçeneklerde bir de Rıza Hoca'nın gelmek istemesi çok normal Beşiktaş'a. O dönem ve gelmek istemesi eleştirildiği için Burak Yılmaz tarafından oradan bir serzeniş Tabii. oldu. Toparlama ihtimali var diye düşünürken bir yandan da şerhe düşüyorduk. Ne diyorduk ya bu kadro zaten bir ayda iki ayda herkesi yer. Rıza Hoca dahil. 10 kere kullanmışımdır bu cümleyi burada. E bir keza yine öyle oldu. Hoca ne yaptı? Hoca da çok dokunamadı. Hoca da çok etki edemedi. Yani hoca takım içerisinde etki edemedi. Yani şikayet 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 üstüne şikayet şikayet üstüne biraz Anadolu takımı hüviyeti gibi baktı ama... Burada diye en iyi kendisinin bilmesi lazım. Yani burada gerekçe bahane kimse kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor tamam. burada yani. Asla bahanelere kimse sana tabelaya bakıyor herkes. Skor borda bakıyor. Puan durumuna bakıyor. Zaten içinde bulunan durumu herkes biliyor ama yine oraya bakıyor. Bak yarın Rıza Hoca gidecek zaten. Yeni gelen hoca da toparlayamaz burayı. Bak öğütür burası. Bak Samet Aybaba'yı da öğütecek. Feyyaz Uçarı da öğütecek söylüyorum sana. Sergen Yalçın diyorlar gelsin onu da öğütecek. Nisan'ın 15'inde değiliz. Daha aralıktayız. Otuz tane maç var. Buradan çıkış yok. Bak buradan Burada çıkış yok. Bu yani. sezon buradan çıkış yok. Bak yönetimi de öğütür bu olup biter. Peki abi bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi taraftarlar, sen zaten çok iyi biliyorsun. Çok net bir şekilde böyle bir ikiye durumda. Bir kısım, bence çok büyük bir kısım. Artık hani hocayla işim bitip, kim gelecekse gerçekten planlamanın başında evet. kim olacaksa hocanın gelmesi gerektiğini söylüyor. E, ama sen de diyorsun ki bu kadro ötür Kim gelirse gelsin ötür Şimdi sence buradaki doğru hareket artık planlamayı başlayıp o hocanın gelmesi mi? Yoksa bu sezonu tamamen gözden çıkarıp Rıza Hoca veya başka bir X kişisiyle sezonu bitirmek mi abi? Rıza Hoca ile olmaz zaten bırakacak hava o yönde yani. Niye 18'indeki işte 27'sine kadar uzattık? Bu ne demek? 15 günlük sözleşme uzattık ne demek yani? Zaten Hasan Arat'ın en baştan beri böyle bir niyeti yok. Ben saygı duyuyorum. Geçen hafta da söyledim. Yani bu adama baskı yapmamak lazım. Rıza Çalınbay'la devam et gönderemez sunuru falan baskısı yapmamak lazım. Bunu Rıza Hoca bu kadar e, kötü sonuçlar almadan önce de söylüyordum. Tabii. Yani Rıza Hoca ikide iki yaptığından sonra da yeni yönetime bırakmak lazım kararı ve saygı duymak gerekir gerekiyor. Karar şu olacak. Hoca belli değil. Bu, bu, bence bulamıyorlar. Bir işte Hansı Filika'da geçti mesela. Filik'in böyle çok ciddi olduğunu düşünmedim yani ben Filik'in açıklamalarını dedim Sercan Dikme konuşmuş evet. okudum dinledim orada yani çok öyle ameliyat oldu da işler sarpa sardı gibi bir durum yok. Tam onu diyeceğim abi yani bir de şöyle düşünün yani mesela şimdi kendini Asif Filik koyuyorsun Bayer Münih Almanya milli takımı ee, başarılı başarısız ama ben mesela şimdi kendimi Asif Filik koyuyorum ya yani şu Beşiktaş kadrosunu ben başına geçmek istemem niye geçeyim ki abi? Bir de şöyle bir durum var. Mali şart ne kadar mali şart sağlayacaksın? Tatmin edemezsin. Diye. Yok. Yani Beşiktaş'ın iyi döneminde Beşiktaş'ın markası, arması tabii ki adam getirir. Her hocayı getirir ama yani tabii ki bir ama de, işte bir de şöyle şart... bir şey var. Sakatlıklar, kadro dışılar ve ligin boyunun çok uzun olması artık. Yani kendi kariyerinde kimse çok kolay kolay sıkıntıya sokmaz. Büyük prestijli hocalar gelir ama ...verirsin 7-8 milyon euroyu paraya gelir. E, tabii. Ya kimse kimsenin kaşına gözüne gelmez. Bence çok hazırlıksız yakalandılar. Yani çok bahsedildiği gibi bir hazırlık yokmuş gibi anlıyorum ben. Arıyorlar. İki 3 tane alternatif var yerli ama yerli derken... ...Sergen Yalçın zaten e, Tabii o da herkes... O doğal aday yani tabii, tabii. zaten. Ee, bir de yabancı hocalar arıyorlar. Ama hani sanki bunun belli ol oluyor olması lazımdı. Biraz daha ciddileşmiş olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çok şekillenmedi gibi geliyor bana. Ee, hala ar arayıştalar. O yüzden 10-15 gün uzattılar Rıza Hoca'yla bulamadıkları için. Orada bir hazırlıksız yakalanma durumu hissettim. Ya abi mesela isim bir tane. Rutfan Nistelroy ismi geçiyordu mesela. Yani Nistelroy'un ben açıkçası fena bir teknik direktörlük kariyeri yok. Şimdi yeniden bir yapılanma yapacaksan getireceğin önce Rutfan Nistelroy mu olacak? Sergen Yalçın mı olacak? Bir de aslında orada yönetim buna da karar vermiş olması lazım. Bunu çok önceden karar evet. vermiş olması lazım ona göre zaten evet, hareket evet. ediyor olman evet. lazım ama dediğin gibi bir şey yok. Baya ilk kez bu durumun farkına sanki seçildikten sonra varmış gibi hareket ediyor biraz. Evet biraz saldım çayıra mevlem kayıra gibi bir durum var. Yani kervan yolda düzülür gibi bir durum var. Bu çok doğru bir şey değil. Elbette olup biten de asla ne Hasan Arat'ın ne Samet Aybaba'nın ne Feyyaz Uçar'ın hiç kimsenin kabahati yok. Yani gelinen bu süreçte yok ama bundan sonrası artık onlarda top. Yani transfer evet. dönemi geliyor. Sonsuza kadar insanlar Ahmet Çebi yönetiminin kötü politikalarını konuşamaz. Onu konuşacak tabii ki hep konuşacak ama Beşiktaş'ın bütün bundan sonraki serüveninde oraya bir sürü bir şekilde bağlayamayız yani. 15 Ocak'tan sonra bu hamlelere, bu değişimleri görüyor olmamız lazım 11-12 Ocak'tan sonra. Ama senin söylediğin çok doğru bir şey. Çok doğru bir tespit. Şimdi yolun nereye çıkacağını, yolu nasıl yürüneceğini, fizibilitesinin yapılmış olması lazım. Şimdi Sergen Yalçın'da yapılanma değil. O günlük maç hocası yani Tabii. Sergen Yalçın. Hazır kadro varsa ya da mevcut kadroyu tempolu oyunu oynatır, kazanır falan filan böyle gider yani. Uzun vadeli çok düşünemezsin. Öbür türlü planlamacı hoca dedin ki Van Nistelrooy bir PSV Antoğlu evet. var, onun genç takımları var yani. Yok A takım da çalıştırdı, bir, bir sezon çalıştırdı. Yok yo, PSV Antoğlu'nda A takım çalıştırdı öncesini söylüyorum yani. Ha öncesi, yani. Evet, evet evet. Hani öyle aman aman teknik direktörlük bir kariyeri yok. Tabii tabii, oyunculuğu. Kısa bir, şey. bir oyunculuğunu, efsane o ayrı. O başka ayrı. Kısa süre bir teknik direktörlük. Genç takımlardan bir sene PSV Antalya'da evet. iyi gitti de o sene zaten. İyi bir puan ortalaması yakaladı. Ama şimdi şöyle. Mesela ne planlıyorsun bu ister? öyle Kaç yıllık sözleşme? Ya da başka bir hoca. Kaç yıllık planlıyorsun? Ne planlıyorsun? Ne vereceksin? Çünkü bu işlerde yabancı hoca... Bizim oğlan gibi hadi görüşürüz de olmuyor yani bağlayıcı hmm. bir buçuk yıl mı iki buçuk yıl mı alıyor yani sonunda iki yapılanmasında istediğin oyuncu grubuna nasıl temas edip nasıl kadro kuracaksın Samet Aybaba ne yapacak orada mesela Feyyaz Uçar ne yapacak hocanın istekleri bir de onların istekleri var yabancı hoca biraz kendi biraz değil genel anlamda kendi Trabzonspor'u gördük değil mi yabancı hoca geldi kurdurdu gitti ya mesela şöyle vereceğim. Gitti. aynı ekol benzer ekol olduğu için Filip evet. e, Koku abi Koku Fenerbahçe'ye evet, geldiğinde evet. ne oldu evet. aynı Hollanda ekolünden gelmiş adımın neler yaşayabildiğini şey gördük. Yani Beşiktaş yönetimi gerçekten ne yapmak istiyor ben anlamadım. İsimler çünkü başka noktalar. Evet. Şimdi onu onu net olarak bize anlatmaları lazım ki camiaya da anlatmaları lazım ki camiada o rota yürünürken oraya da bir omuz versin, destek versin yani ama dediğim gibi yani biraz şu anda sanki Hazırlıksız yakalanma durumu var. Bir yakalanmaması lazımdı Beşiktaş yönetiminin hazırlıklarına. Aylardır bakıyorlar bildiğim kadarıyla yani. Oyuncu izlemeler de falan yapılıyor ama ocağın ilk haftasına kadar zaten elin kolun bağlı. O sözleşmeleri imzalasan bile bekletmek durumundasın. Tabii. Hiçbir şey yapamıyorsun. İşte bu süreçlerde maçları kazanarak geçiyor olması lazımdı Beşiktaş'ın ama bu oyuncu grubu da Beşiktaş tarihin en kötü oyuncu gruplarından birkaç işine girer. Yani ya bir olur ya iki olur. İlk üçe kesin girer yani. Kadro dışılar da bir işe yaramadı. Yani kadro dışı bıraktığın zaman... Olmadı zaten kardeşim. De. E, yani şöyle kadroya giremiyorlar yani. Şeyde konuşuyorlar sahada ama... E, ...kadroda zaten olmayacaklar bundan sonra. Hukuki olarak kadro dışı e, kalamadılar sözleşmeleri. Yoksa evet. fiilen kadro dışılar. Bu oyuncu grubunun yeteneğini yükseltmez başkasını kadro dışı bırakmak. Sen mevcut oyuncu grubunun mevcut yetenekleriyle hoca doğru kurgu yapıp doğru oyuncu tercih seçip yeni bir heyecan getiriyor olması lazım. Yani en azından motivasyon ve mücadele anlamında başka bir Beşiktaş görüyor olmamız lazım. Onu da yapamadınız hoca. hocam. Lugano maçından sonra burada seninle yayın yaptıktan sonra Deplasman'da gençlerle kazanmıştı ya Beşiktaş. Hı hı. Ee, bu ilüzyon dedim yani. Hatırlıyorsun burada ya bu işlere kapılıp gitmeyin. Bu bir rüzgar. Evet, evet. Buna kapılmayın. O işler öyle olmuyor diye. Ama mesela cesur kararlar alabilirsin. O gün mesela çok iyi oynayan sol bek Emre Can'ı oynatabilirsin yani anladın mı? Masu bir şey olmaz. Masu da göndereceksin yani. Mümkünse çıkacaksın sözleşmesinden. Yani. savunmada Amartey. Yani orada genç çocuklar var öz kaynaktan böyle cesur kararlar alarak mağlup olacaksa da oluyor olması lazım. Böyle ayrılacaksa da böyle ayrılması lazım. ki iz bırakarak ayrılmak dediğimiz şey aslında budur. Yok yani o dokunuşları yapamadığı gibi o toparlamaları, o heyecanı da getiremedi. Çok takım üzerinde de zaten etkili bir figür olamadığını, Beşiktaş takımı üzerinde etki edemediğini Rıza Hoca maalesef gösterdi. Ama kırmadan, dökmeden zaten bu süreç. O da onu kabul ediyordu. Zaten ne 3 maçsa 3 maç, 5 maçsa 5 maç dedi. Tabii. Kırmadan, dökmeden bu sıkıntılı süreçte geldi, görevini yaptı. Giderken de Elini sıkar Beşiktaş, sarılır, helalleşir. Rıza Çalınbay yine Beşiktaş'ın Rıza Çalınbay'ıdır her zaman. E, farklı bir teknik direktörle yoluna devam eder, öyle görünüyor. Abi ben, e, senin sözünü ben şöyle bir ekleme yap yapmak istiyorum. Dedin ya Beşiktaş tarihinin e, belki de en kötü kadrosundan Hı -hı. biri. Bence kağıt üzerindeki isimler ile sahada ortaya çıkan sonuç olarak baktığımızda bence Beşiktaş tarihin en kötü kadrosu. Yani maliyetlere de bakıyorsun abi. Kadro dışı kalan onana 90 dakikası yok. evet ve 5 milyon euro verildi bu adama. Yani biz hatırlarsın sezon başı e, bu Onana nereden çıktı kim evet. falan dediğimizde bize yorumlarda ben görüyordum siz Onana'yı ne kadar izlediğinizle konuşuyordunuz diyenler vardı. Ben de mesela nispeten Onana'yı biliyordum. Öyle hani çok böyle tabii ki bir yakın takimi falan yoktu ama yani 5 milyon euro verip 90 dakika dahi oynatmadığın bir adam ortaya hiçbir şey koyamıyorsa yani burada demek ki başka şeyleri sorgulamamız gerekiyor. Artık karar vericiler ne kadar liyakat sahibi? Şimdi tamam mesela şu an Feyyaz Uçar, Samet Aybaba bunlar kesinlikle benden yüzde yüz daha fazla futbolda iyi yani zaten bizim öyle bir iddiamız zaten yok. Ama ben şu an için hareketlerini yani hareketlerken ortaya çıkan sonuca baktığımda biraz problem görüyorum abi. İlerisi için önceki şeylerden sanki biraz ders alınmamış gibi görüyorum. Ne ne konuda mesela alınmamış? Ee, Hangi transfer deder almalı? Yok almalıyım. transfer Şuna olarak söylemek, ya, yanlış transfer olarak söylemek istemiyorum. Yani mesela teknik direktör tercih. Çok hızlı bir şekilde aslında bu işin halledilip hemen biz işte Rıza Hoca'yla e, şuraya kadar devam edeceğiz. Bu süreçten sonra da işte hocamız şu kendisiyle anlaştık. İşte bu zaman Yok, Rıza Hoca varken onu söyleyemezsin ama zaten o olacak yani o olacak. Uzatmalarının sebebi teknik direktör bulamamaları. Ee, dediğim gibi yani şu anda e, onlara ben yazmam ama ocağın ortasından sonra onlara yazarım. Yani ikinci ilk ara transfer dönemi kapandıktan sonra teknik direktörü oyuncu grubuna bakacağım. E, oradan sonra olup olmayacağını yaz transfer durumuna bir şey vaat ediyor mu etmiyor mu bu bakış açısı. O bize bir şey ifade edecek ama şu an için belki de kenarda tuttukları isimler var. Bilmiyorum yani çünkü e, öyle bir şey de yok. E, herkes şeyle övünüyor da eyvallah güzel hani videolar falan güzel ziyaretler güzel de her gelen bir sandık altında geliyorsa eyvallah kulübü ziyareti. Tamam güzel. Eyvallah. Evet. Benim de hoşuma gidiyor Beşiktaş'ı böyle önemli adamlar tabii ki ziyaret etsin. Burasının futbol kulübü olduğunu unutmayalım. Yani, yani. burası jimnastik kulübü, spor kulübü kabul ediyorum ama Lokomotifi tarz Lokomotif Futbol. O yüzden yani bunlar güzel aylar. Hani merhaba ayları. Eyvallah. Güzel iletişim, güzel ziyaretler, güzel hepsi güzel. Henüz bir farklılık ortaya çıkmadı. Bunun içinde kabahat bulamıyorum. Tamamıyla ...bir önceki yönetimin enkazı bile demeyeyim yani... ...enkaz bile kaldırılabilen bir şey. Bunun, bunun, bunun kaldırılabilirliği yok. Bak enkaz dediğin şey kaldırılabilir bir şey. Bunun kaldırılabilirliği yok. Kesinlikle. Öyle bir şey bıraktı gittiler. Ve bugünkü maçı izlediklerinden de şüpheliyim. Bak bugünkü maçı izlediklerinden de şüpheliyim. O yüzden yani Beşiktaş'a... ...ne kadar yapılabilecek kötülük varsa... ...yapılmış onu görüyoruz. Onu görüyoruz. Burada Rıza Hoca gider Ahmet Mehmet gelir. Bak o da buradan iyi anlatamazsanız... ...böyle sağlam 4-5 tane adam... Koymazsanız bu kadroya, bak Van Nistelro'yu da sezon sonunu göremez, Ahmet Mehmet de göremez. Tabii. Bak ben söylüyorum, Yabancı Hoca gelsin o da sezon sonunu göremez. Böyle ol, oluruna bırakırsanız o da sezon sonunu göremez. Rıza Hoca'nın da açıklamalarında şimdi önümde de zaten var. Kadro çıkanlar işinin gücüne baksalardı ve bugün sahada olsalardı kazanırdık gibi bir ibaresi var. Rıza Hoca'nın hala bu oyuncular hakkında konuşması sahadakileri de biraz şey değil mi abi ya? Ya o bu gitme konuşması zaten. Yani artık. Bu hoca burada fişi çekmiş artık. Kendi o kısa sürede oyuncularla kuramadığı bağ, oluşmayan bağın biraz da acısını çıkartır gibi. Gitme konuşması zaten. O da biliyor zaten hikayeyi. Devam etmeyeceğini. Çünkü yarın yine bunlarla itmana çıkacaksın. Hocanın elinde olsa kadro dışı kararlarını almazdı. E Tabii bunu söylemiştin zaten. Yani maçları kazanayım istiyor yani doğal olarak tamam, ama olmaz. Yani bak benzer şeylerle farklı sonuç alamazsın. Buralar biraz marjinallik gerektirir. Bu dönemler özellikle, böylesi dönemler marjinallik gerektirir. Çünkü sen, ben, o, bu hepimiz çıksak sahaya farklı sonuç alamayız. Şimdi Biz marjinal teknik direktörler ya da marjinal hamle yapacak insanlar değiliz. Futbola düz bakıyoruz, mevcut çıkar oyna Şimdi Rıza Hoca Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yapıyorsa ya da herhangi biri Beşiktaş Teknik Direktörü ise... Böyle dönemlerde marjinal dokunuşlarla farklı bir şey ortaya çıkarıyor olması lazım. Biz farklı herhangi bir şey görmedik. Lugano deplasmanında zorunluluktan genç çocukları gördük. O marjinal bir şeydi ama o kadarmış bak kart ve sakatlar Şimdi şunlarında. tekrar göreceğiz abi Afrika Kupası'nın 7. diye Bu mecburiyettenmiş. Yine mecbur göreceğiz. Aynen o yüzden tercih olarak marjinal işler yapıyor olmak lazım bazen burada. Yani o coşkuyu görürsünüz takımda falan. O, o da yok. Dolayısıyla yani buradan iyi bir şey çıkmaz. Hoca da önümüzdeki hafta ya da bu hafta içi zaten bırakır görevi son maçına çıkar. Ben Beşiktaş yönetiminden aksiyon bekliyorum. Şu an bakıyoruz yani Samet Hoca ne karar verecek? Hasan Arat hangi kararın altına imza atacak? Feyyaz Uçar ne karar verecek? Onu bekliyoruz. Maalesef, maalesef bak bu başladığınız maçta bir süre sonra kadroyu siz kurmuştunuz, siz yapmıştınız, o getirmiştiniz, bu götürmüştünüz. Bunu kimse dinlemez. Buranın gerçeklerinden bağımsız hareket etmeyelim. Bak Bunun Türkiye çok, gerçekleri bunu çok konuştuk abi zaten. Tabii Türkiye gerçekleri böyledir. Burası Türkiye, burada herkes istediğine inanır. O yüzden çok keskin dokunuşlar, o o seçim öncesi bahsedilen vaatler. Paris Saint-Germain, Chelsea, kim geliyor acaba? Gelmek istiyor mu oyuncular? Kimler var? El Nasr. Ya o fotoğrafların da altını doldurulması lazım. E, Bekliyor insanlar yani. çünkü hala yazmıyorlar doğal olarak yeni yönetime bir şey. 3 maçtır kaybediyor Beşiktaş. Dikte kazanamıyor daha doğrusu Ankara gücü evet. De Fenerbahçe maçı ve bugünkü Alanyaspor maçı. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmeyeceği gibi o hissiyatı vermezseniz Beşiktaş camiasına sıkıntılar başlar. Abi gerçekten yani bu kadar Beşiktaş'ın zor durumdaki her rakibi can suyu oluyor abi resmen. Yani bu duruma düşmesi gerçekten korkunç ben bir daha bir şey de konuşmak istiyorum Hı -hı. seninle. İstanbul Spor Başkanı'nın takımı sağdan çekmesi. Artık Hı -hı. yani bizim e, ligimizde yaşanabilecek her şeyi görüyoruz ya. Bundan sonra mesela ne görebiliriz abi? Yani daha böyle komik, <laughs> daha komik ne olur? Ben artık... Bilmiyorum ama bazı şeyler insan aklına da gelmiyor. Başkanın yani. girip Saçmaları gol atması şeyine... mesela. Abi, ha değil mi sahaya girip tok atması falan. Gol atması. Yani, gol atması. E, yaptı onu canım sen de yani. Ha, Görmemiş doğru, gibi doğru, sanki. Doğru çok özür dilerim abi. Öyle bize sıradan şeyleri anla... ya, söyleme. Ya bu arada şey falan olmaya başladı. Yani Twitter'da sen de görmüşsündür. Yabancı hesaplar mesela ve bayağı artık e, Premier Lig'deki yabancı hesaplar. beğenmediği hakemi görünce işte Süper Lig'de olması lazım bu hakemin Hı -hı. falan diye artık... Ya bu noktaya geldi ya abi. Ya. E kötü yönetiyorlar Mert. Bu başkanlara o hareketleri meşru kılmıyor ama çok kötü yönetiyorlar. Böyle hakemlik olmaz ya. Böyle hakemlik olmaz. Ya şimdi bugünkü şimdi bak alan açtılar kendilerine. Biz Umut Mutmelerin hepimiz yanında durduk. Bu, bu zaten ta konuşmamıza gerek yok. Konuşmamıza gerek öyle şey olur mu yani bu şiddet mümkün mü böyle bir şeyi desteklemek? Hiçbir yani? şiddeti desteklemiyoruz. Olur mu öyle şey canım yani zaten? Asla asla olacak iş değil. Ama kötü yönetiyorlar. Kötü hakemler, kötü yönetiyorlar. Böyle hakemlik olmaz. Kötü yönetiyorlar. E zaten ama Türk futbolunda başkanlar da kulüpleri kötü yönetiyor. Teknik evet. direktörler de kötü yönetiyor. Hakemler de kötü yönetiyor. Biz de kötü yorumluyoruz. Böyle yani anladın mı? Tribünlerde de küfürün biri beş para zaten tezavratları görüyorsun. O yüzden kendilerine alan açmasın hakemler. Bir alan açmışlar. Yaşanan olayı kendilerine devşirerek yani başka türlü devşirerek. Öbür türlü hakları zaten tabii maça çıkmamak Ma falan. Fazla güvenlik istemek, mahkeme ve hastane gibi işlerin federasyon tarafından garanti alınması bu, bunlara şüphe yok ama bu, buradan başka türlü alan açıyorlar kendilerini. Bütün unsurlar kötü oldu şimdi oh burada zirvede bak İstanbul Spor Başkanı Sayın Ejme Bey ligin ikinci haftasından beri randevu istiyorlarmış ya federasyondan ve alamıyorlarmış. Hayırdır ya siz kimin federasyonusunuz ya yani ne demek adam gelecek kulüp süperlik kulübü başkanı sen nasıl randevu alamıyor kendileri açıkladığı için söylüyorum. Abi şey Dünyada marş besteliyorlar. Yani Belki şey randevu olmuş. alamıyorsun, derdini anlatamıyorsun. Marco Paşa'ya anlat diyor adam. Anladın mı? Bulursan anlat Marco Paşa'ya. canı yanıyor insanların, anladın mı? Yani Türk futbolunda böyle fiziki değil, dokunmadan o olmaz. O olmaz. Ya, tabii o, ki de. O ağır bir suç. Fiziki dokunma, buyurma falan filan. Her yerde tekmeleme yani. onlar. Olacak iş değil. Ama şimdi bir bir şey yapman lazım. Ne yapacaksın mesela? Aleyhine hatalar yapılıyor bir sürü. Aleyhine hata oldu yine. adamın. Hep yapılıyormuş. Falan. Yapılıyor zaten sezon. Ne yapacaksın mesela? Maçtan sonra çıkıp konuşacaksın. E, konuşuyor 50 yıldır herkes. Efendim maçtan sonra açıklama yayınla o zaman. Hakemi beğenmiyorsun. 50 yıldır herkese açıklama yayınlıyor. Ne değişiyor? Ya ne değişiyor? Adamlar yine önümüzdeki hafta çıkıp maç yönetiyor. Hiçbir şey olmamış gibi. O yüzden yani takımı sahadan çekmek dediğin şey birinin bir şeyi ifade şeklidir. Desteklemek ya da desteklemekten bahsetmiyorum. Çaresiz bırakıyorsun insanları. Çaresiz bırakıyorsun ne yapıyor adam? Bir ifade şekli buluyor. Kendince ifade şekli. Bu takımına oyuncusuna falan zarar yazıyor doğru. Ama yapılan her hatadan sonra konuşuyorsun bir şey değişmiyor. Açıklama yayınlıyorsun bir şey diyor. Eee nasıl bir teşkilat bu? Nasıl bir şeyin içindeyiz diye bir kısır döngünün içerisinde insanları sıkıştırmışsınız. Astığım astık kestiğim kestik. Bir de yaşanmaması gereken bir kulüp başkanının asla yapmaması gereken ki bırak sokakta da kimsenin kimse yapmış. Bir hareketten sonra da kendinize şey devşiriyorsunuz alan açıyorsunuz ne güzel dünyaya yok ben kabul et ben burada çok 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 absürt gelmiyor bana bak ben sana bir şey söyleyeyim bir başkanın sürekli hakkı yendiğini söyleyen ve aylardır federasyon başkanından randevu alamayan bir başkan ne yapsın ya ne yapsın bu adam? Sen söyle. Ne yapsın mesela? Ya abi ben açıkçası e, burada oyuncuların da e, kendi oyuncularını zor duruma sokma gibi bir hareket içine girdiğinde e, ben bunun açıkçası doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum. E, orada birazcık daha bireysel bir tepki koyması gerekiyor. Yani çünkü şöyle bir durum var abi. Tabii ki dediklerine ben katılıyorum e, bazı noktalarda. Federasyon başkanı görüşmek istiyor görüşemiyor. Şimdi bir tepki koymak bir artık farklı bir tepki koyması lazım ortaya. E, ama ben bunun kendi oyuncularında da zarar verecek onları zor durumu düşürecek şekilde olmasını ben kabul ettim. Doğru tamam da başka ne olabilir mesela? Anladın mı ne yapacaksın? Yani, e... Bence de çekilmesin. Kabul Doğru ediyorum diyorsun. oyuncular ve takım zarar gördü. Puan silinecek belki bir şeyler olacak. Ya Simon Deli mesela o duruma düşmesi yani beni çok rahatsız Ama etti. Ama arkadaş şimdi bir, bir, bir muhatap yok ya, ya. Çıldırır insan düşünebiliyor musun? Çıldırır insan ya. Sürekli ağa lehimatalar yapıyor gidip bir şey anlatacağım derdimi kime anlatacağım ben ya? Ya federasyonunda iilem yaparsın. Sallıyorum yani. Ya ne Adana... yapacaksın mesela? Oturma otur Bekleyeceksin mi? mesela örnek yap. Tabii çok şey dalga geçerler. Deli giderler adama ya, yani. Tabii ki böyle, çok böyle... şey söylüyorum tabii ki. Adam şimdi ne yapsın? Zeytinburnu SGK'ya gidip bilekçe mi versin. Ne yapsın yani <laughs> anladın mı? Ben hani şey gibi algılanmasın. İyi ki çektim başkan helal olsun de demiyorum ama bak bir, bir şeye bir farkındalık lazım ya. Ne demek aylarca adama randevu vermiyorsun? Açıklama yayınlıyor, umursamıyorsunuz. Konuşuyor, umursamıyorsunuz. Konuş ceza veriyorlar, bilmem ne, bilmem ne. Dolayısıyla yani bu ligde çok şey anormal. Çok şey anormal yani. Normal olan şeyimiz az aslında bizim baktığımız zaman. Ee, o yüzden ben, ben, benim için çok böyle çok acayip absürt bir olay değil. Abi o zaman yani artık faturanın Sayın Başkan'a çekilmesi gerekiyor. Ya Futbol Federasyonu Başkanı'nın Sayın Mehmet Büyükekşe'ye çekilmesi gerekiyor. Artık bitmesi gerekiyor. ...bu sürecin. Yani öyle görünüyor zaten Mert bunu, benim anladığım kadarıyla. Bunu yani artık niye uzatıyoruz ki? yani Bilmiyorum, neden ee, Ben hiç anlamadım. Bu arada şey öyle bir hava var zaten. Yani birkaç tane kulüp desteğini devam ettiriyor anladığım kadarıyla. Onlar da niye diyorsan yani. Herkes de yazıp çiziyor şu an öyle bir hava seziyorum yani ne zaman olur bilmem ama çok uzun görünmüyor. Çünkü kulüplere rağmen, kamuoyuna rağmen, yol yürümeniz, medyaya rağmen ya yani çok kolay bir şey değil. Kabul edelim ki Sayın Büyük Ekşi de bu süreci yönetemedi. Bu süreçte çok eleştiriler varken az önce bahsettiğim hakemler kendilerini derken o da o konuyu böyle evşire gibi herkese bak sizin yüzünüzden bunlar oldu deyip oradan bir bir şey çıkarmaya çalıştı kendi ve yönetimi adına. Lehte bir şey çıkarmış. Faruk Hoca'yı bile neredeyse melek Tabii, yani herkes orada böyle fırsatçılık yaptılar anladın mı yani. Yumruğu yiyen canı yanan Halil Umut ama ekmeğini yemeye çalışan bir sürü adam. Başka hakem herkes. camiası ve federasyon olmak üzere. Yumruğu o yedi ekmeği başkaları yemeye çalışıyor. Ben çok uzun görmüyorum ki hava o yönde zaten yani. Ne olur peki? Ben hiçbir şey değişim yani Ne olur ya. Zaten <laughs> tabii ki de. Oğlum, herkes Sen de dedin, yani. dedin ya şimdi ne yapsaydı başkan? Klasik yöntemler mesela açıklama yapsın falan filan E bir şey değişmiyor federasyon başkanı ne oldu mesela Lale Orta gitti Lale Orta'dan önce başka biri daha vardı o da gitti Ferhat Gündoğdu ondan önceki de gitti gitti git Zekeriya Alp'e Zekeri. kadar götür. Yusuf Namoğlu'na Namo kadar Şimdi kim var? İvanoğlu. O da gidecek belli yani. Şimdi eee ne oluyor mesela? Ne değişiyor yani? Tabii bize değişen ben hiç. Yani o yüzden kafaları değiştirmemiz de o biraz 20-30 yıllık mesele. O, Tabii, o, o bu çabuk halde olmaz. Geçen hafta konuşmuştuk aslında. Tabii. Toplumsal daha derin bir yerden bazı şeylerin değişmesi gerekiyor evet, diye. Evet, evet. Yani bunu söylerken hani şey değil yani ilkokuldaki eğitimden başla falan değil. Genel bir algıdan bahsetmek istiyoruz. Yani düşünce yapısı. O, o kolay değişmez o Tabii. maalesef. Çünkü o futbolu çıkar, futbolu devreden çıkar. Hayattaki davranışlarımız ve reflekslerimiz üzerinden gidelim. AVM'den tut otobüslere kadar, iş yerinden başka okula kadar. Yani insanın bir olayı, bir durumu kendi lehine çevirmesi, empati yapmadan Faydacılık dediğimiz şeyi kendi lehine düşünmesi. Burada şey olmuş, ıı, alışkanlık olmuş. Yani huy olmuş insanların. Yani o karakteristik ortak özelliğimiz olmuş. Bak mesela, Kayseri Spor Galatasaray oynuyor. Kayseri'de hı hı. uzatmalar oynanıyor. Toreria itirazlardan itip kalkmadan böyle bir laftan kırmızı kart görüyor. Şimdi Galatasaraylıların tepkisini söylesen bana ne olur? Ortalık yıkılır şimdi. Fenerbahçeliler ne yazar? Oh derbide yok. Ne küfür ediyorsun Tabii. kardeşim ha hakeme? Olur. Tamam mı? Bu hafta oldu. Tamam fena maçtı şey. Fred. Ne oldu Fred gördü. Toreri aynı ne fark o, tabii. eder yani anladın mı? Değişi tersi olsaydı aynısı yaşanacağını biliyoruz değil mi? Herkes tabii. E, e i̇şte lan, biz ne istiyoruz? Biz adalet işte. mi istiyoruz? ayrıcalık mı istiyoruz? Şimdi ne istiyoruz biz? Biz ayrıcılık istiyoruz. E tamam. Her zaman. Her o zaman. yüzden yani bu bu kafa yapısı değişmez. Ben en benim diyen kulüplerin, en benim diyen taraftarların, en benim diyen burada camiaların ...valla zirvede olduklarında ve lehlerine menfi bir şey olduğunda başarıya giderken ve başarılıyken nasıl tavır takındıklarını çok gördüm şahide. Kendimi de ayırmıyorum yani. Herkes, hepimiz. Biz beraberiz zaten. Tabii hepimiz ay Biz 40 kırk kardeşiz, kırkımız birbirimizi şey iyi biliriz Biz diyor. akışız, hepsi kara kaşık demiyoruz zaten. Biz 40 kişiyiz, birbirimizi iyi biliriz diye bir laf var. O yüzden yani bu bahsettiğimiz algı, bahsettiğimiz düşünce tarzı kolay kolay değişmez. En hümanistimizden, en eğitimlimize, en entelektüelimize kadar. Ya ben görüyorum bazen gözlerim fal taşı gibi açılıyor ya. Nasıl böyle bir şey ister diyorum. Nasıl böyle bir şey düşünür, hisseder. Sonra diyorum ki ya demek ki adam samimi olarak böyle hissediyor yani. Böyle bir şey demek yani. O yüzden bu bu işler zor. Federasyon başkanı da değilse, MHK başkanı da değilse bir şey değişmiyor. Değişseydi şimdiye kadar değişirdi. Tabii. Biz bu bulanık suda yüzmeye devam edeceğiz. Abi hiç mi değişmez ya? Yani ben bazen böyle şey düşünüyorum. Ya bir tane böyle bir radikal bir adam çıksın, gelsin falan ama sonradan diyorum ki ya Mert sen ne saçma saçmalıyorsun kendi kendine? Yani bu kim böyle bir şey yapabilir ki burada? Burada kimse öyle bir şey yapamaz yani. Ben hiç öyle bir şey düşünemiyorum. Aklımın ucundan daha geçmiyor yani Mesela rahmetli Hasan Doğan hatırlarsın. Aha. O geldi herkes işte evet. e, çok iyi olacak böyle olacak falan. Yani tabii ne yazık ki alarm telisin tekrardan. Hani çok uzun olmadı ama hiçbir şey olmuyor yani abi. Yani rahmetli ben Hasan Başkan da iki sene kalsaydı kim bilir ona da neler tabii, o, söyleyecekler. Tabii oraya gelecektim yani. aslında yani. O da kalmış olsa Şöyle, ona da neler söyleyecekler. Biz kontrolü yapamıyorsak bireysel kontrolü yapamıyorsak otorite gelir bam diye iner tepeden aşağı der ki kardeşim pat 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 pat. İstediği kadar ortamda özgürlüklere ya da futbol için kullanacağım için demokrasiyi kullanmayayım. Yani doğru bir kavram olmaz. Başka bir şey kullanayım. Yok, yani futbolda Özgürlüklere e içtik. müdahale olduğunu düşünsünler. Hiç önemli değil. Futbolda inanılmaz köşesiz kararlar lazım. Yapanlar oldu bunu İngiltere yaptı mesela. Öyle kararlar lazım ki isteyen bağırsın isteyen ağlasın. Kulakların tıkayıp yoluna devam edecek otoriteden. Bu federasyon eliyle olmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Federasyon devlet bu işte Türk futbolunun düzelmesi için, Türk sporunun düzelmesi için hiç esnetmeyeceği, hiç esnetmeyeceği çok acı bir reçete çıkartırsa anca 5 sene 10 sene içinde toparlar. Başka türlü toparlama ya şansı aslında yok. aslında sen herkesin ortak canı yanarsa o zaman belki ortak düşünebiliriz demek istiyorsun. Herkes ba başka türlü Yine evet. az işte büyüğün az canı yanıyor. Ya bu her yerde böyle büyüğün az canı yanar. Anadolu bağırır durur sesini duyuyor. Ya hastaneye ya. bile git. Her yerde git yani. Hangi daireye gidersen hangi hamili yakinimdir Yani e, dayı olan, büyük olan, güçlü olan, eli olan her yerde her şekilde işini. Futbolda da böyle yani anladın mı? Büyük kulüpler her türlü işini yürütür. Bu arada Beşiktaş açıklaması da yazılı açıklama gelecek. Öyle mi? Ee, yani yönetim kurulu kararı biz şu anda çekerken yönetim kurulu toplandı. Biz bu arada şeyde hemen söyleyeyim mi izleyicilerimize? Biz hemen maçın tabii, tabii. hemen Maç biter, arkasından biter çekiyoruz. O yüzden hani evet. yetişme şey biraz ee, sıkıntı. O yüzden hani gece ve yarın için... Daha farklı bir durum ortaya çıkabilir. Yönetim kurulu kararı yazılı olarak açıklanacak. Belki Rıza Hoca ile tamam diyecekler. Belki yeni süreci anlatacaklar. Ama şeyden sonra olacak yani o. Gece evet, belki olacak, sonra yazılı açıklama olacak. olacak. E, bu arada Fikret de yazmış bana ben e, görmemişim. E, buradan e, Fikret'e de özür Selam ediyorum. gönderelim. Selam da göndereyim özür dilerim. Hepsine de abim abi çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yani daha güzel şeyler konuşabilmek isterdik ikimiz de ama... Ne yazık ki e, Zeyat Zeki Demirkuş'un filmlerinden çekiyor. Yine Zeki O filmlerde böyle gülümseten, güldüren bir tarzı yok ki. Biz de burada sürekli böyle lay lay anlatalım. Aynen öyle. İzindeyiz. Ee, e, hakikaten Zeki Hoca'nın izindeyiz. Teşekkür ederiz buradan filmleri içinde. Tekrardan selam göndermişim. Abi teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ee, sizlere de çok teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.